Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere saçımın nasıl uzadığını anlatacağım. Saçımı nasıl uzatmaya çalıştığımı anlatacağım. Hatta birkaç öneri vermek istiyorum sizlere. Saçımı nasıl kestirdiğimden başlayacağım. Bu şekilde o önerilerimin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Öncelikle saçımı nasıl kestirdiğimi anlatacağım. Saçımı şu şekilde kestirdim. Neden kestirdim bilmiyorum. Ama nasıl şu şekilde? 30 Ekim'de İzmir'de bir deprem oldu arkadaşlar. Bu şekilde anlatmam çok komik ama gerçekten sağlıksız bir halde kestirdiğimi anlatmaya çalışıyorum. 30 Ekim depreminden sonra biz eve gittik. Yani 30 Ekim depreminde İzmir'deydik. Yani buradaydık ablamla birlikte. 30 Ekim'den sonra eve gittik ve böyle o günlerde biraz bunalımlı geçiriyordum. Günlerim biraz zor geçiyordu. Farklı sebepleri de var tabii ki, sadece depremden değil, ama deprem çok kötüydü gerçekten. Bir yaşayanlar ya da duyanlar varsa, çok kötü etkilenmiştim. Bir de ben daha önce böyle bir deprem hiç yaşamadım. Deprem yaşamadım daha doğrusu. Çok kötü etkilenmiştim. Sonra memlekete gittiğimizde saçımı kestirme kararı aldım. Garip bir şekilde, hızlı bir şekilde saçımı kestirme kararı aldım ve şuna karar verdim ki böyle sağlıksız zamanlarda, özellikle kötü zamanlar geçirirken, yani daha sık başvuruyoruz. Saç kestirmeye daha sık başvuruyoruz ya da fiziksel bir değişikliğe daha çok başvuruyoruz gibi düşündüm. Çünkü bu, hani, başka kadınların falan da başına geldiğini duyduğum için aslında. Böyle düşündüm ve ne kadar sağlıksız olduğuna karar verdim. Çünkü ben kestirdikten sonra gerçekten çok pişman oldum. Saçımı hiçbir zaman, hayatım boyunca hiçbir zaman o kadar kısa kestirmemiştim ben. Yani daha önce kısa zamanları oldu. Lisede falan da kısa kullanıyordum ama hiçbir zaman o şekilde 3 numara kadar kısaltmamıştım saçımı. Gerçekten pişman oldum. Çünkü saçımızı kafamızda taşıyoruz. Hani her gün onunla yatıp kalkıyoruz. Bizim psikolojimizi çok etkilediği bir gerçek yani. Yadsıyamayız bu durum. O yüzden bu gibi kararların sağlıklı zamanlarımızda verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani net bir şekilde saçımızı, hani, kestirmek isteyerek, evet saçımı bu hale getirmek istiyorum gibi düşünerek gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu deneyimlemiş biri olarak kesinlikle ilk önerim bu arkadaşlar. Saçınızı o şekilde sağlıksız zor zamanlardan geçerken kestirmeniz sizi daha sonra çok pişman edebiliyor. Ben gerçekten bunu yaşadım. Çok pişman oldum. Yani o birkaç zaman, hani birkaç hafta sonra, ilk zamanlar hani farklı şeylerle uğraşmaktan zor geçirdiğim için, dediğim gibi zor zamanlar geçirdiğim için çok etkilenmemiştim ama daha sonrasında gerçekten saçımın o kısalığı beni çok rahatsız etmeye başladı. Saçımı o halde görmeye dayanamıyordum. Yani çok zordu benim için. Bunu büyütüyorum gibi gelmesin. Sevmiyordum saçımın o halini. Hani farklı şekillerde dışarıya çıkmak ayrı zor. Bağlanmıyor, o ayrı problem. Hani yıkamadan çıkamıyorsunuz, ayrı problem. Ne demek istediğimi anlayanlar kesinlikle vardır. O şekilde zamanlar geçirdikten sonra, geçirirken, yani bir arayış içerisindeydim. Ne yapsam da saçımı çabucak uzatsam diye bir arayış içerisindeydim. Kına yapmışlığım var. Zerdeçal maskesi yapmışlığım var. Bunları birkaç kez tekrar ettim. Sonra işte kullandığım ürünleri anlatacağım sizlere. Saçımı nasıl, sonrasından bahsedeceğim. Sonrasında şöyle oldu. Birkaç zaman sonra, yani geç Mart ayı falan gibi, Kasım ayında saçımı bu hale getirdim. Ya bu halden daha kötü bir haldi. O hale getirdikten sonra saçım uzamaya başladı ve gittiğim kuaför, gerçekten yani her kuaför kısa saçı kesmeyi beceremiyor. Her kuaför güzel saç kesemiyor. Bu bir. İkincisi, kısa saç kesmek için işinin ehli olmak gerekiyor. Ben gittim, saf bir şekilde ilk girdiğim kuaföre saçımı kestirdim. Dediğim gibi kuaförün de çok büyük etkisi var bence. Saçımdan nefret ettim. Saçımla kendimden nefret ettim neredeyse. Sonrası birkaç ay sonra biraz uzadıktan sonra saçımın şu alt kısımları böyle kuyruk gibi uzamaya başladı. Hani kat da attığı için saçımın arka kısımları böyle kuyruk gibi çıkıyordu. Sonra biz ablamla birlikte bu durumdan çok rahatsız olduk. Ablam da görüntüden rahatsız oluyormuş, o kadar düşünün. Sonra ablam dedi ki ben bunu kesmek istiyorum. Ben de dedim ki daha kötüsü ne olabilir ki? Yani biraz da o şekilde kestik. Mart ayı gibi de o şekilde kısalttım saçımı. Yani bundan daha uzun bir hale gelecekti belki ama Mart ayında tekrar kestiğimiz için saçım ancak bu kadar uzayabildi. Ama o süreçler, çünkü çok kısa bir saçım vardı gerçekten. Baya 3 numaraydı neredeyse. Çok kısaydı. Şimdi anlatacağım yaptığım şeyleri.
O şekilde sonra kısalttırdıktan sonra şu an Mayıs'tayız ve saçım bu kadar oldu. Yarın ben tekrar kuaföre gidip o kendi mahvettiğimiz yerleri düzeltmeye çalışacağım. Önerilere baktım, yorumları okudum. İzmir'de iyi olduğuna inandığım yani bir kuaför buldum. Bayağı yorumları falan okudum. İyi olduğu söyleniyor. O kuaföre gidip kendimi teslim edeceğim. Soracağım yani onun da önerisini alarak aslında saçımı düzeltmeye çalışacağım biraz. O şekilde arkadaşlar kullandığım şeyleri anlatacağım şimdi sizlere. Dediğim gibi derdi çal ve kınayı buraya getiremedim. Hani onları kendim yapmıştım. Nasıl yapıldığını zaten zerdeçalı nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Suyla karıştıranlar da var. Birçok yöntemi var. Ben galiba suyla karıştırarak yapmıştım onu. Kınayı da normal kına gibi yaktım yani. Onu yapmıştım. O şekilde şimdi ise diğer kullandığım ürünleri anlatacağım sizlere. İlk kestirdiğim zamanlarda bu ürünü böyle görünüyordur galiba. Dax. Bu ürünü kullanan çok kişi varmış. Hani bazıları saç dökülmesi falan için kullanıyormuş. Dax Super Grow diye sağlıklı uzamasını sağlıyor diye. Ablam önermişti bana. Ablanın saçını bu bayağı uzatmış. Etkisini görmüş o. Hiçbir şeyi doğru düzgün devam ettirmediğim için galiba buna biraz devam ettim ben. Bu Dax'a. Sonra bunu bıraktım. Bunu bıraktım. Ara sıra Hindistan cevizi yağıyla. Hindistan cevizi yağını tek başına saçınıza sürüp birkaç saat bekletip yıkadığınız zaman saçınız inanılmaz yumuşacık oluyor gerçekten. Bunu kesinlikle öneriyorum. Bunu çok severek hani Hindistan cevizi yağını zaten çok seviyorum. Kahveme falan da katıyorum. Ama saç içinde çok yumuşatıcı oluyor gerçekten. Onu tavsiye ederim. Normal olarak hani tek başına da kullanabilirsiniz. Diplerini hatta saçınızın kendisine falan da sürebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ama Hindistan cevizi yağıyla nane yağını birlikte saçınıza sürüp hani 7-8 saat bir gece boyunca beklemenizi öneriyorlar bu ikisi. Nane yağı ve Hindistan cevizi yağını bu ikisini sürüp hani gece boyunca beklememizi öneriyorlar. Ben gece boyunca beklemiyordum da hani sabah sürüyordum, akşama kadar yıkıyordum mesela. Akşama kadar bekleyip akşam yıkıyordum saçımı. Yine aynı saatler oluyor. Belki gece daha fazla etkisi oluyordur bilmiyorum ama hiç gece sürmedim. Birkaç kere de bunu yaptım. Yani bunların hepsinin belki ayrı ayrı faydaları olmuştur. Sonra önerilerden Instagram'da bayağı saçım şey olmuştu, gündem olmuştu. Yardımcı olmaya çalışanlar vardı pişmanlığımı görerek sağ olsunlar. E vitamini falan önerildi. Ampuller önerilmişti ama onların hiçbirini almadım. Restorex'in bu şampuanını aldım. Zaten o günden bugüne kadar çok fazla bu şampuanla yıkadım. Saçımın görmediği değişim kalmadı. Sağlıksız oldu belki. Sürekli bir şeylerle, farklı bir şeylerle saçımı yıkamamdı ama işte uğraşıyordum dediğim gibi. Sonra şu sıralarda bu Urban Saç Bakım serisinin biyotin keratinli şampuanını kullanıyorum. Bu biyotinli ürünleri kesinlikle öneriyorlar. Çok fazla Urban'ın işte bu önerileri gördüm. Bir de bunun saç spreyi varmış. O da bebek saçları uzatıyor falan diye. Kısa saçları uzatmada çok etkiliymiş. En kısa zamanda onu da almayı düşünüyorum. Bu şekilde bunları kullandım. Aslında buraya getirmediğim, yani buraya getirmem pek mümkün olmaz. Çünkü şu an evde yok. Yani birkaç gündür yapmıyorum. Aslında en etkili olduğunu düşündüğüm pirinç maskesi var. Onu da yapılışını, tarifini yazarım buraya bir yere. O pirinç maskesinin en faydalısının ne olduğunu düşündüm. Gerçekten bir hafta 10 günde bile 2-3 cm uzadığını gerçekten ben de fark ettim. Ona tekrar başlamak istiyorum bir süre. Pirinci biliyorsunuzdur belki buralarda yani YouTube'da çok fazla yapan kişi var. Bayağı yapanların yorumlarını falan görerek başladım ben de zaten ve gerçekten faydasını gördüm. Normalde böyle hani dürüst bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama o pirinç maskesinin faydasını ben de öneriyorum onu size. Şey yapıyorsunuz, pirinci suya ıslıyorsunuz ve gece bir gün ya da bir gece boyunca bekletip saçınıza o bekleyen suyu işte sürüyorsunuz. Dipten başlayarak saçınıza onu sürüp birkaç saat bekleyip saçınızı yıkıyorsunuz. Bunu işte her gün yapın diyorlar ama ben 2-3 güne bir yapmıştım. Saçımı ne zaman yıkıyorsam o zaman yapmaya çalışmıştım. Gerçekten 10 gün falan kısa 10 gün kadar kısa sürede etkisini görmüştüm. Şimdi gelelim hangilerini öneriyorum. Ben bunların hepsini denedim ama saçım zaten uzayacaksa benim diye düşünüyorum. Yani bunların hiçbirini yapmasam da benim saçım zaten uzayacaktı gibi düşünüyorum. Yani hangisinin ne kadar faydası olduğunu bilmiyorum ama dediğim gibi ben çarpa çarpa sürekli bir arayış içerisinde bir şeyleri denedim.
Yani belki faydaları olmuştur her birinin. O yüzden söylüyorum. Yine nane yağıyla Hindistan cevizi çok öneriliyor. Yani bunun faydalı olduğunu karıştırıp ikisini de aynı oranda karıştırıp saçınızın uzunluğu ne kadarsa işte karıştırıp bir gece boyunca bekleyip yıkadığınızda epey faydalı olduğunu söylüyorlar. Ben çok hani uzun bir süre hiçbirine devam etmediğim için galiba hangisinin ne derece faydalı olduğunu bilemem ama dediğim gibi o pirinç maskesi hem çok ucuz yollu bir şey hem de ben de onun faydasını gördüm. Yani onu bizzat gördüm yani. Çünkü o zaman başka pek bir şey yapmıyordum. Bir tek Restorex ile yıkıyordum. Bununla yıkıyordum. Bir de pirinç maskesini yapıyordum işte. Ama gerçekten diğer zamanlara göre daha fazla uzadığını gözlerimle gördüm resmen. O şekilde o yüzden özellikle pirinç maskesini önerebilirim. Ama bütün bu gösterdiğim ürünler de saç uzaması için önerilen ürünler. Bunları da ben de kullandım. Şimdilerde daksız kullanmayı düşünüyorum. Çünkü epey var içinde ve hiç kullanmamışım. O şekilde arkadaşlar. Saçınızı ilk önerimse gerçekten saçımızı kestirmeyi seviyoruz. Ben de saçımı çok uzun kullanmıyordum epey zamandır. Hani liseden beri ben saçımı çok uzun kullanmadım. Artık uzatmayı düşünüyorum. Hani böyle uzun saçlara falan özeniyorum artık ama işte kullanmıyordum. Hani öyle bir uzun saç arayışım da yoktu. Hiçbir zaman bu kadar kısa kestirmemiştim ve bu benim büyük bir hani ikinci hayatıma o şekilde başladım. Depremden sonrası için ikinci hayatım diye söz ediyorum. Ve ikinci hayatıma resmen çok kısa bir saçla giriş yaptım. Ve mutsuz oldum. O nedenle özellikle pişman olmayacağınız zamanlarda, istediğiniz ve gerçekten emin olduğunuz zamanlarda saçınızı kestirmenizi öneriyorum. Çünkü hiçbir şey için hani kendi saçınızdan, kendi güzelliğinizden taviz vermemelisiniz bence. Kendinizi kötü hissediyorsunuz. Hani daha sonrasında daha kötü hissediyorsunuz. Kendimizi kötü hissettiğimiz için zor zamanlarda böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuyoruz. Böyle kafamız dalgalı oluyor ve gidip saçımızı kestirebiliyoruz ama sonunda pişman olan yine biz oluyoruz. O yüzden ki gerçekten önemli bir pişmanlık bu bence. Birçok şeyi yüzünüze vuruyor sizin. Hani ne oldu şimdi falan gibi. Birçok şeyi unutuyorsunuz ama saçınız sizinle birlikte kalıyor. O yüzden kararlarınızı daha doğru almanızı öneriyorum. Burada bir öneri yapmış oldum. Böyle hayatla ilgili bir öneride bulunuyorum size. Saçımız da olsa bize birçok şey anlatıyor aslında. Bu şekilde arkadaşlar saçınızı doğru zamanlarda kestirmenizi öneriyorum ve umarım kestirdikten sonra pişman olmazsınız diyorum. Bir de çok önemli bir öneri daha. Yani kuaförü iyi araştırın bence. Ben kuaförden dolayı da çok büyük pişmanlık yaşadığımı düşünüyorum. Çünkü her kuaför gerçekten özellikle kısa saçı iyi kesemiyorlar. Ben çok pişman oldum. Yani özellikle oraya gittiğim için hala ama saç sonuçta uzayacaktır. Yani dediğim gibi bunları yapsak da uzayacak, yapmasak da uzayacak ama uzaması için bir şeyler yapmak istiyorsak bence bunları yapabiliriz. Farklı önerileriniz varsa siz de bana önerilerde bulunabilirsiniz. Çünkü ben yarın saçımı yine kestireceğim. Dediğim gibi yorumlarını iyi olarak okuduğum bir kuaförden randevu aldım. Yarın 12.30'da artık daha da kısa bir saçımla sizlerin karşısına geçerim diye düşünüyorum. Umarım pişman olmam yine. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videomu da sizlere armağan ediyorum. Bu da benim için bir anı olarak kalır hem de. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel günler diliyorum. Umarım az pişman olursunuz. Hoşça kalın.